İman azalıp çoğalır mı? Sual. İman nedir? Azalıp çoğalır mı? Cevap. Abdurgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, iman Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine kalbin inanması ve inandığını dille söylemesi demektir bu bilgilerin her birini araştırmak ve anlamak lazım değildir. Mutezile fırkası, her birini anlayıp inanmak lazımdır, dedi. Aynı Buhari şerhinde diyor ki, en derin alimler, mesela Ebul Hasan Eşari, Kadi Abdülcebbar Hemedani Mutezili, Üstad Abdül İsak İbrahim İsverai'ni ve Hüseyin bin Fadl ve daha birçokları, iman açıkça bildirilmiş olan şeylere yalnız kalple inanmaktır, dille söylemek ve ibadetleri yapmak iman değildir, dediler. saadettin Teftazani de Şerhi Akaid kitabında böyle söylüyor ve Şemsül Eğimmi ve Fahrül İslam Ali Pezdevi gibi alimlerin dille ikrar etmenin de lazım olduğunu söylediklerini bildiriyor. Kalpteki imanı dille söylemek, Müslümanların birbirlerini tanımaları için lazımdır. Söylemeyen de mümindir. Ameller, ibadetler, imandan parça değildir. Alimlerin çoğu, mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri böyle buyurdular. İmam-ı Şafi ve bazı alimlerin iman, inanmak, söylemek ve ibadetleri yapmak demeleri olgun olan imanı bildiriyor. Müminim diyen kimsenin imanlı olduğu, söz birliğiyle bildirilmiştir. Rükneddin Ebu Bekir Muhammed, Kirmani, Buhari şerhinde diyor ki, ibadetler imandan sayılınca iman azalır ve çoğalır. Fakat kalpteki iman azalmaz ve çoğalmaz. Azalan, çoğalan bir inanış iman olmaz, şüphe, zan olur. İmam-ı Nebevi inanılacak şeyleri inceleyerek sebeplerini anlamakla iman artar, Ebu Bekri Sıddık'ın imanıyla herhangi bir kimsenin imanı bir değildir, dedi. Bu söz, imanın kuvvetli ve zayıf olmasını göstermektedir. İmanın kendisi azalır ve çoğalır demek değildir. Hasta insanla sağlam insanın kuvvetlerinin bir olmaması gibidir. Her ikisinin de insanlığı birdir. İnsanlıklarında azlık çokluk yoktur. İmanın azlığını çokluğunu bildiren ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şöyle açıklamaktadır. Eshab-ı kiram imana gelince her şeye topluca inanmıştı. Sonra zaman zaman birçok şeyler farz oldu. Bunlara birer birer inandılar. İmanları böylece zamanla çoğaldı. Bu hal yalnız eshab-ı kiram içindir. Sonra gelen Müslümanlar için imanın böyle artması düşünülemez. Saadettin-i Teftazani Hazretleri buyuruyor ki, kısaca bilenlerin kısaca inanmaları, etraflı ve inceliklerini bilenlerin etraflı inanmaları lazımdır. İkincilerin imanları, birincilerinkinden elbet çoktur. Fakat birincilerinki de tam imandır. İmanları noksan değildir. İmam-ı Maturidi Hazretleri buyuruyor ki, ibadetler imana dahil değildir. Farzların farz olduğuna inanıp, tembellikle yapmayan kafir olmaz.'' Mümin ne kadar büyük günah işlerse işlesin, imanı gitmez. Ancak farzlara ve haramlara olduğu gibi inanmak lazımdır. Emir ve yasaklardan herhangi birine inanmamak veya hafife almak veya alay etmek, değiştirmeye kalkışmak imanı giderir ve sonsuz olarak cehennemde yanmaya sebep olur. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, sözün kısası, imanın kendisi azalmaz ve çoğalmaz. İmanın kuvveti çoğalır ibadetlerin az veya çok olmasıyla imanın kemali, kıymeti değişmektedir. İmanın azalıp çoğalacağını bildiren ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere böyle mana verilmiştir. Vehhabilerin ibadetleri kabul edip de tembellikle yapmayana kafir, müşrik demeleri ehli sünnet olmadıklarını göstermektedir. Muhammed Hadimi Hazretleri buyuruyor ki, Mutezile ve Vehhabiler, ibadetleri imanın parçası saydı. İbadet yapmayanın imanı yoktur dediler. İbadetler imanı olgunlaştırır, güzelleştirir. Ağacın dalları gibidir. İman ibadet yapmakla çoğalmaz ve günah işlemekle azalmaz. İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmamı Malik ve İmamı Ebubekir Ahmet Razi ve birçok derin alimler böyle söylediler. Çünkü iman tam inanmak demektir bunun azalması çoğalması olmaz. Bir kalpteki imanın çoğalması demek, bunun tersi olan küfrün azalması demektir. Böyle şey olamaz. İman azalır çoğalır diyen ehli sünnet alimlerinin bu sözlerinin imanın kendisinin azalıp çoğalması değil, kuvvetinin azalıp çoğalması demek olduğunu Mevakıf kitabı açıklamaktadır. Çünkü peygamberin imanı ümmetinin imanı gibi değildir. İşittiklerini aklıyla ilmiyle inceleyenin imanı, işitmekle inananın imanı gibi değildir. Evliyanın imanı, tasavvuftan haberi olmayanların imanları gibi değildir. İbrahim aleyhisselamın kalbinin itminan, yakin hasıl etmesini istediğini Kur'an-ı Kerim bildiriyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki, Yerde ve göklerde bulunanların imanları, inanılacak şeyler bakımından azalıp çoğalmaz.'' itminan, yakin bakımından azalıp çoğalır. Yani imanın kuvveti artıp azalır. Fakat yakini, kuvveti hiç bulunmazsa iman olmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, İman kalbin tasdiki ve yakini olduğundan azalması çoğalması olmaz. Azalıp çoğalan bir inanış iman olmaz. Buna zan denir. İbadetleri, Allahü Teala'nın sevdiği şeyleri yapmakla iman cilalanır, nurlanır, parlar. Haram işleyince bulanır, lekelenir. O halde çoğalmak ve azalmak amellerden, işlerden dolayı imanın cilasının, parlaklığının değişmesidir. Kendisinde azalıp çoğalmak olmaz. Cilası, parlaklığı çok olan imana çok dediler. Bunlar sanki cilalı olmayan imanı iman bilmedi. Cilalılardan bazıları da İman bilip fakat az dedi. İman parlaklıkları başka başka olan karşılıklı iki ayna gibi oluyor. Cilası çok olup cisimleri parlak gösteren ayna, az parlak gösteren aynadan daha çoktur demeye benzer. Başka birisi de iki ayna müsavidir. Yalnız cilaları ve cisimleri göstermeleri, yani sıfatları başkadır demesi gibidir. Bu iki adamdan birincisi görünüşe bakmış, öze içe girmemiştir. Ebu Bekir'in imanı, ümmetimin imanları toplamından daha ağırdır hadisi şerifi, imanın cilası, parlaklığı bakımındandır. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki, imanın artması, devam etmesi, çok zaman sürmesi demektir. İmanın çok olması, inanılacak şeylerin çoğalması demektir. Mesela esabı ı Kiram, önce az şeylere inanırlardı, yeni emirler gelince imanları çoğalırdı. İmanın artması demek, kalpte nurunun artması demektir. Bu parlaklık ibadetle artar, günah işlemekle azalır. İman, iman edilmesi gereken şeyler yönünden artmaz ve eksilmez. Fakat yakin ve tasdik yönünden parlaklığı, kuvveti artar ve eksilir. Müminler iman ve tevhid hususunda birbirlerine eşittir. Fakat amel itibariyle birbirlerinden farklıdır. Ehli kıbleden olanı tekfir etmemek, yani namaz kılana kafir dememek, kimseyi imandan uzaklaştırmamak, marufu iyilikleri emredip münkerden, kötülüklerden sakındırmak gerekir. Günahkar Müslümana kafir denmez. Küfür hariç büyük ve küçük günah işleyen, fakat tövbe etmeden mümin olarak ölen kimsenin durumu Allah'ın dilemesine bağlıdır. Dilerse ona, cehennemde azab eder, dilerse affeder, hiç azaba uğratmaz. İmam-ı Azam hazretleri, alimlerle otururken biri gelip, bir mümin babasını öldürse, sonra şarap içerek sarhoş olsa ve zina etse, imanı gider mi? dedi. Bunu işiten alimlerin hepsi, bu suali sorana kızarak, bunu sormaya ne lüzum var, elbette imanı gider, kafir olur dediler. İmam-ı Azam hazretleri, o kimse çok büyük günahlar işlemişse de, yine mümindir. Günah işlemekle iman gitmez buyurdu. Yine buyurdu ki, ameller imandan parça değildir. İman inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. İbadetler iman olsaydı, iman azalıp çoğalırdı. Amel çarpı ihlas Mutezile, Vehhabi ve benzeri akılcı gruplara göre ibadetler imandan bir parçadır onlara göre günah işleyen ve farzları yapmayan kafir olur. Yani iman çarpı amel diyorlar. Bunlardan birisi sıfır olursa neticede sıfır olur diyorlar. Yani imansız amel de amelsiz iman da makbul değildir diyorlar. Ehli sünnete göre ise amelsiz iman makbul, imansız amel makbul değildir. Ehli sünnete göre amel çarpı ihlas denebilir. Ancak amel işlemeden param olsaydı şu fakire yardım ederdim diye ihlasla düşünen de, vermediği halde, amel işlemediği halde, ihlaslı niyetinden dolayı sevaba kavuşur. Bir kimsenin ihlası ne kadar çoksa, amelle çarpılınca netice büyük olur. Bizim ihlasımız birse, bin fakire birer ekmek versek, bir çarpı bin, eşittir bin sevap eder. eshab kiramın ihlası çok kuvvetli olduğu için, Mesela onların ihlası bir milyon olsun, bir fakire bir ekmek verse, bir milyon sevap alır. Nitekim hadis-i şerifte buyruluyor ki, yemin ederim ki bir kimse Uhud dağı kadar altın sadaka verse, hesabından birinin bir avuç kadar arpa sadakasının sevabına kavuşamaz. Hesabı kiramın imanları çok kuvvetli ve ihlasları çok fazla olduğu için böyle sevaplara kavuşuyorlar. Hesabı kiramdan biri diğerinden daha yüksekti. Bunun için Hazreti Ebu Bekir'in verdiği bir avuç hurmanın sevabıyla diğer sahabeden birinin vereceği sevap arasında dağlar kadar fark vardır. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, Benden sonra hesabımın ihtilaf edecekleri meseleler hakkında sual ettim. Rabbim bana, senin hesabın benim yanımda gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı diğerinden daha parlaktır. Onlardan birisine uyan hidayet üzerindedir buyurdu. İman ya vardır ya yoktur. İbadetlerin kıymeti ise imana bağlıdır. İmanla ibadetlerin, yani inanmakla bunları yapıp yapmamanın ayrı şeyler olduğunu, imanın artıp azalmayacağı, artıp azalanın imanın kuvveti, nuru, parlaklığı olduğu hususunu nakli delillerle arz ettik. Şimdi herkes tarafından kolay anlaşılması için yukarıda doğru imanın önemi bahsinde arz ettiğimiz misali değişik bir şekilde verelim. İman ayrı, ibadetler ayrı. Kağıda rakamla bir milyon yazalım. Burada yer alan sıfırların kıymeti bir rakamına bağlıdır. Bir rakamını çekersek bu sıfırların hepsi sıfır olur yani bir kıymet ifade etmez. İşte iman ve ibadetler de bunun gibidir. İman bir rakamına benzer. Diğer ibadetler, hayır hasenatlar sıfır rakamına benzer. İman varsa diğer ibadet ve iyi işlerin bir kıymeti olur. İman yoksa bunların hiçbir kıymeti yoktur. Yukarıdaki örnekte bir rakamını çekince diğerlerinin sıfır olduğu gibi, imanı çekince de ibadetlerin bir kıymeti yoktur. Demek ki iman ayrı, ibadetler ayrıdır. Yani ibadetlerin kıymeti imana bağlıdır. İman değil, kuvveti, nuru, parlaklığı artar. Yukarıdaki örneğe devam edelim. Kağıda bir rakamını yazalım. Yanına bir sıfır koyunca on olur. İki sıfır koyunca yüz olur. Yani sıfır koydukça değeri artar. Sıfır koyarak artırdığımız bu sayıdan sıfır silmeye başlarsak o sayının değeri azalır. Bu değerin artması ve azalması bir rakamına bağlıdır. Yani bir varsa bunların bir kıymeti olur. Artan azalansa bu bir rakamı değil onun değeri kuvvetidir. İşte imanın nurunun artması azalması da bunun gibidir. İman bir rakamına benzer. Diğer ibadetler, hayır hasenatlar sıfır rakamına benzer. İmanın yanına ibadet ve hayırlı işleri koyunca, yani bunları yapınca imanın kuvveti, nuru, parlaklığı artar. İbadeti terk etmekle, günah işlemekle, kötü işlerle kuvvetinin, nurunun, parlaklığının azalması da bunun gibidir artan, azalan imanın sayısı değil, imanın kuvveti, nuru, parlaklığıdır. İmanın kuvvetini, nurunu, parlaklığını artırmak veya azaltmak, herkesin ilmine, ihlasına, gayretine bağlıdır. Halbuki iman böyle değildir. Ya vardır, ya yoktur. İmam-ı Eşari Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'ya ve Peygamber Efendimizin iman etmeye davet ettiği şeylere iman eden kimseleri küfürden başka hiçbir günah imandan çıkarmaz. İmanlarını ancak küfür giderir. Ehli kıble, günahları sebebiyle imandan çıkmayıp, dinin bütün emirleriyle mükelleftirler. Ehli kıbleden olup, günahkar olanları da, Allahü Teala Maide Suresi 6. ayeti kerimesinde, Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü ve ellerinizi dirseklerinizle beraber yıkayın. Başınızı mesedin ve ayaklarınızı yıkayın eğer cünüpseniz boy abdesti alın buyurarak mümin diye isimlendirmiştir. Eğer akidesi bozuk olan kaderiyenin ve vehhabilerin dediği gibi günahkarlar günahları sebebiyle imandan çıkmış olsalardı onlara abdest farz olmazdı. Allahü Teala'nın hitabı da bütün müminlere değil yalnız itaat edenlere olurdu. Yine Allahü Teala Cuma suresi 9. ayeti kerimesinde mealen Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ın zikrine, hutbe dinlemeye, namaz kılmaya koşunuz. Alışverişi bırakın." buyurdu. Bu hitabı yalnız itaat edenlere tahsis buyurmadı. Bu hitap aynı zamanda günahkarları da içerisine almaktadır. İman artıp eksilir mi? Sual. Bazı muteber kitaplarda iman artar diye okuyoruz. İman artar mı? cevap. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: Onlara yani iman edenlere düşmanlarınız size karşı bir ordu topladı. Onlardan korkun dediler. Bu onların imanını artırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ali İmran Suresi 173. ayeti. Müminler Allah anılınca kalpleri ürperen, ayetler okununca imanları artan ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Enfal Suresi ikinci Ayeti Bir sure inince onlardan yani münafıklardan bir kısmı alay ederek bu sure hanginizin imanını artırdı derler. İman edenlerin ise her inen sure imanlarını artırır. Tövbe Suresi 124. Ayeti O, Allah, imanlarını bir kat daha artırsınlar diye Müminlerin kalplerine güven verdi. Fetih Suresi 4. ayeti. Cehennemin görevlilerini yalnız meleklerden kıldık. Meleklerin sayısını 19 olarak bildirmekle de inkarcılar için bir fitne, imtihan yaptık. Böylece inananların imanlarının artmasını sağladık. İnkarcılar Allah bu misalle ne demek istiyor ki derler. İşte Allah böylece dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Müddessir Suresi 31. Ayeti Bu ayetlerde imanın arttığı bildiriliyor. İman belli olan altı esasa inanmaktır. Bu altı esas azalıp çoğalmaz. Alimler imanın artması, parlaklığının, nurunun, kuvvetinin artmasıdır diye açıklıyorlar. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubat kitabında buyuruyor ki, İmam-ı Azam Ebu Hanife iman artmaz ve azalmaz buyuruyor. Çünkü iman kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan bir inanışa inanmak değil, zan ve vehim denir. İmanın kamil veya noksan olması, ibadetlerin çok ve az olması demektir. İbadet çok olunca imanın kemali çok denir. O halde müminlerin imanları peygamberlerin imanları gibi olmaz. Çünkü bunların imanları ibadetler sebebiyle kemalin tepesine varmıştır. Diğer müminlerin imanları oraya yaklaşamaz. Her ne kadar her iki iman, iman olmakta ortak iselerdi, birincisi, ibadetler vasıtasıyla başka türlü olmuştur. Sanki aralarında benzerlik yoktur. Müminlerin hepsi insan olmakta, peygamberlerle ortaktır. Fakat başka kıymetler, üstünlükler bunları yüksek derecelere çıkarmıştır. İnsanlıkları sanki başka türlü olmuştur sanki müşterek olan insanlıktan daha yüksek insandırlar. Belki insan bunlardır, başkaları sanki insan değildir. Bir hadis-i şerifte Ebu Sıddık'ın imanı bu ümmetin hepsinin imanlarının toplamından daha ağırdır buyuruldu. Bu da imanın nuru parlaklığı bakımındandır. Fazlalık asılda özde değil sıfatlardadır. Nitekim peygamberler de herkes gibi insandır. İnsanlık bakımından arada fark yoktur. Fark, kamil, üstün sıfatlardan ileri gelmektedir. Üstün sıfatları olmayan, sanki olanlardan ayrıdır. Bununla beraber, insan olmakta hepsi birdir. Aralarında azlık, çokluk yoktur. İnsanlık azalır, çoğalır denilemez. İmanın doğrusu, kalbin tasdiki, yani inanmasıdır. Zan ve şüpheye iman denmez. İmam-ı Azam Hazretleri buyuruyor ki Eshab-ı Kiram her şeye topluca inanmıştı. Sonra zamanla birçok şeyler farz oldu. Bunlara birer birer inandılar. İmanları böylece zamanla çoğaldı. Bu hal yalnız Eshab-ı Kiram içindir. Sonra gelen Müslümanlar için imanın böyle artması düşünülemez.